Hepinize tekrardan merhaba. Şimdi bugün Jolly bir sev başlıyoruz. Daha doğrusu pek başlayamayacağız ama o olayı anlatacağım şimdi. Şimdi bu oyun öyle bir oyun, yani size şöyle tarif edebilirim. Shit. Here we go again. Evet, CJ'ye bu arada teşekkür ediyorum lafımı tamamladığı için. Şimdi Jolly bir, yani Jolly bir diye bir restoran zinciri var gerçek hayatta. Hatta şöyle göstereyim size, böyle saçma sapan hareketler falan var. Maskotlar işte bunlar kısaca. Animatronik bile değil normalde gerçek hayatta ama. Neyse işte böyle bir şirket var. Bu arada şimdi bir sıkıntı oldu. Gördüğünüz gibi gece 4'teyim ben. Şimdi ben ilk bölüm 3. geceye kadar geldim. Fakat o videoda ses kalitesi aşırı kötüydü, yani bir ayar denediydim, o olmamış. Yani video çöp oldu onda. Yani ben de şimdi 4. geceden başlayacağım. Mümkün olursa 4 ve 5'i bu bölüm bitirmeye çalışacağız. Yani İlk 3 gece zaten pek bir şey yoktu. Sadece gece sonu görevleri vesaire vardı. Yani bir de ayarlarda da işte pek bir şey yok. Gördüğünüz gibi bunlar var. Yani Jollibee diye bir restoran zinciri de var. Tamam, bunu da öğrendiğimize göre artık oyuna geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet, 4. gecedeyiz şimdi. Yine müdür arıyor değil mi? Aynen, müdür arıyor. Birinci gece dışında hep bizi müdür aradı. Birinci gece bilinmeyen birisi aradı. Bu arada konuşmalarda alt yazı da var en azından. Bu iyi bir şey. Ve reklamlarımız da var. O reklamlarda genelde şey oluyor işte. Ya böyle çakma iPhone reklamı ya da şey. FNAF Fun Game oyunlarının reklamı çıkıyor ve virüs var. Evet, şimdi bu virüs bulabilirsem eğer. Nasıl deseme, bak burada mesela tıkladım, virüs gitti. Eğer o virüsü bulamasaydım kameralarda, bir virüs sisteme bulaşsaydı bütün havalandırma şeylerini kapatacaktı. Sonra da havalandırmalar kapanınca da nefesimiz kesildiği için biz de boğulup gidecektik. Şimdi kamera 13 ve kamera 12'den geliyorlar bir havalandırmada. Onun dışında gördüğünüz gibi karşımızda böyle bir kapıda öyle birileri geliyor işte. Tıbirliydi yanlış hatırlamıyorsam o da, ve virüs. Nerede virüsü bulabilirsek bugün güzel olacak. Abi son baktım kamerada çıkıyor ya. Ve bakın orada gördüyseniz ya, kırmızı gözler vardı. Ve aynen öldük. Az önce gördüyseniz kapının önünde kırmızı gözler vardı. O demektir ki kapının önünde bekliyor. Bunlar geldiğinde elektriği kesmezsek böyle bizi öldürüyorlar. Ya da zamanında kesmezsek, öyle diyeyim. Geldikleri gibi kesmemiz lazım elektriği. Başka anlatmam gereken bir şey var mı? Müdür yine arıyor. Şimdi havalandırmadan gelen yok. Buna da fener tutmamız gerekiyor sürekli. Sağ taraftaki şeyi. Direkt gelmişler ya. Gelmeye başlamışlar. Şimdi... Tamam. Burada gitti ama birisi geldi hani. O animatroniğe ben hep hacı diyorum ya, böyle yani şapkası ona benziyor ya. Ve az önce karşımızda şey vardı, o kırmızı, yine kapının önünde birisi geldi. Tamam, virüsü de bulduk. Başka gelen var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor. Havalandırma boş. Evet, yine bir reklam çıktı, bunun ne bilmiyorum ama Tubeland'in reklamı böyle. Final Set Turbulent diye bir oyun vardı bir ara. Bunu havalandırmayı kapatmamız gerekmiyor ama biz yine de kapatalım. Zaten hemen gidiyor. Bak bu ağzından çıkacak. Bu oradan çıkınca ne yapıyor bilmiyorum. Muhtemelen o da jumpscare yapıyordur ama. Karşımıza birisi yok. Evet. McTonight diye bir oyun vardı. O da çok güzel. Ve Final Fantasy Proxy diye bir oyun var. Bu da gelecek yakında. O reklamda gördüğünüz oyun. Çok efsane olacak diyorlar ve... Karşımızdaymış, ben daha yeni fark ettim. Tamam, bir kez daha dinleyelim. Yani bu gece denemelerini pek fazla videoya almak istemiyorum. Çünkü bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor. Bayağı zorlayacak bizi. Olduğu kadar yapacağız artık. Şimdi direkt harekete geçti. Animatronikler. Direkt kapının önüne gelmiş şu. Ve aynen bak karşımızda şimdi, hemen elektriği kestik ve 3, 2, 1 ve gitti aynen. Evet, virüsü bulduk hemen kolayca. Bir sıkıntı çıkmadı. Evet, hacı gelmiş yine.
Evet, Mario'nun yok, Sonic'in kahraman pizza mekanına gelin diye bir şey yazıyordu ve ışık tutmayacağız şu an. Şimdi iki farklı havalandırmadan gelen animatronik var. Birisine ışık tutmamız gerekiyor, birisine tutmamamız. Şu an gördüğünüz ışık tutmamamız gereken şu hacıya ışık tutmamız lazım. Ve yine virüs. Aa, şansa gel. Tamam. Hadi bakalım. Evet, çakma iPhone reklamları da geliyor yavaş yavaş. 3, 2, 1. Lan daha ışığı bile yakmadıydım ben. Evet, saat neredeyse 4 oldu gibi yani, yaklaştık. Şimdi oha, şansa bak, tam ışık yakayım dedim, hacı da gelmiş o sırada. İyi. Tamam, saat 4. Ve birisini gördüm sanki orada. Ve yine virüs geldi. Hadi bakalım, neredesin? Burada, tamam. Yine birisini gördüm. Galiba. Ya korkudan artık direkt kapatıyorum yani ışığı. Bir şey olmasa bile. Yani var mı onu bile göremedim ben ama. Şimdi bakalım. Hala kimse yok. Aa, geldi. Tamam. Ve yine virüs de geldi onunla beraber. Tamam. Hemen bak bak. Şurada. Peki, sıkıntı yok. Tamam. Bak, yine kaçacaktı o. Bu reklamda neyi anlatmaya çalışıyor bilmiyorum. Yani öyle bir oyunda yok aslında. Hani o reklamlarda genelde Final Fantasy fan game'ler falan olur da. O Freddy Light Show falan, öyle bir şey ilk defa duyuyorum yani bu oyunda. Hala kapının önünde kimse yok. Saat 5.30 oldu. Hadi bakalım. Birisini gördüm orada yine. Tamam. Şöyle havalandırmayı kapat. Virüsü ara. Yalnız çok gereksiz vakit kaybettik diyeceğim ama. Şansa gel. Jolie. Ölmeyelim. Ölmedik, tamam, sıkıntı yok. Hacı gelmiş. Yalnız bu az daha çıkıyordu. Tamam, geçtik gibi. Geçtik geçtik, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yaparız. Ve GG. Şimdi ofisten çıkıyoruz. Bu sefer görevimiz Jolly Bee'nin odasına gitmek. Jolly Bee'nin odası şuradan gidiyoruz değil mi? Ofisin yanında. Şurası bizim ofisimiz şu an, baktım kapı. Şu hemen sağ tarafındaki de şey açılıyor, aynen. Burada bizim havalandırmadaki dostlarımızın odaları var. Ve burası da Jolly Bee olması lazım, aynen. Öyleymiş. Şimdi burayı ben de ilk defa oynayacağım şu an. Bu neymiş? He, yerleri siliyor, sağ ol. Mop yapıyorsun. Sanırsam biz temizlik yaparken Jolly'nin gelmemesine dikkat edeceğiz. Etrafta başka bir şey yok galiba Jolly dışında. Ki Jolly de sahnede şu an, bir tehlike yok gibi. Değil mi? İyice bir bakalım. Aynen, yok. Yalnız animasyonlar çok güzel ya. Yani bu oyun cidden çığır açmış ya. Final Fantasy fan game'lerde diyeceğim. Çok konuştuk. Jolly oradaydı. Bu gece de o kadar sıkıntı değil gibi ya. Yani geçebiliriz tek de. Bu gece demeyeyim daha doğrusu, bu görev. Ve kimse yok. Tamam. Devam. Yine kimse yok. Yine kimse yok. Bakalım. Bak, bu sefer gelmiş. Ya yani, bu oyundaki en güzel karakter Jolly bence. Yani hem çok tatlı gözüküyor. Ama tabi oyun içinde bunu söylemek zor. Kapının önünden baktığında çok garip, çirkin mi diyeyim, ne diyeyim. Öyle gözüküyor işte. Ve sanırsam süpürdükçe sahneye yaklaşıyoruz. Aynen. İlerledikçe sahneye yaklaşıyoruz. Jolly'yi bir kez daha gönderdik ve yarıya yaklaştık gibi. Hadi bakalım. Lan! Abi, hiç beklemiyordum bunu. Niye öldüm ben?
Neyse, 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 neyse. Yeniden yaparız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yola devam. Şimdilik iyi gibiyiz. Çok 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 az kaldı. İlerle yine gelmiş bak. İlerle ilerle ilerle. Tamam az kaldı ya. Yani nasıl desem çok gereksiz derecede uzun sürdü bu. Ve vardı ya tamamlandı. Hadi bakalım. Evet. Şimdi yine müdür arıyor. Bu sefer kabul edelim. Evet, bu haftaki son var demem bana. Bakalım 5. gece bizi zorlayacak mı? Şimdilik bir sıkıntı yok. Çünkü daha yarım dakika geçti yani ne sıkıntısı olacak ki? Önümüzde kimse yok. Tamam, hacı gelmiş. Reklamlar da iyice sıkıntı olmaya başladı ya. Ve virüs. Burada yok. Birisi geldi biliyorum. Geçtim mi? Aynen burada. Az önce ışık tutmamamız gereken şey geldi ve Jolie geldi. Hadi bakalım. Bence ilk deneyişe göre yine iyi dayandık. Tamam. Bir sıkıntı yok. Ya bunun ismi neden böyle ya? Hacı gelmiş yine. Virüs. Neredesin? Buradasın. Tamam. Allah belanı. Ya. Bu ismini söylemek istemedim arkadaş. Sıkıntı ya. Yani bunu mutlaka kamerada bunu izlemeniz lazım. Ya bunu ya Hacı'yı. Benim Hacı dediğim karakteri biliyorsunuz zaten söylediydim. Birkaç kere daha deneyelim ya da geceyi geçene kadar deneyeceğiz artık. Birkaç kere değil. Şimdi bayağı gereksiz derecede fazla uzun süredir deniyorum. Yani yoruldum. Yani ne bileyim oyun gereksiz derecede try hard. Yani nasıl desem bilemiyorum. Yani zor. Virüs her şeyi bozuyor yani. Her şeyi bozan virüs. Bu arada hacı gelmiş aynen. Ve ışık tutmamamız gereken arkadaş havalandırmaya girdi şu an. Şu an ışık tutmayacağız. Bekleyelim. Gider o. Aynen gitti. Virüs burada. Tamam. Bak şimdi istesem yani acil bir durum olsa direkt şey son baktığım kamerada çıkar. Ya bak. Ya benim hatam ya. Ona havalandırmayı kapatmayacaktım. Hadi yeniden deneyeceğiz. Şu anda yaklaşık bir 40. dakikaya geldim yani. 40 dakikadır 5. geceyi geçmeye çalışıyorum. Yani nasıl desem şu an ilk defa bir saat 4'e ulaştım. Daha fazla sıkıntı da çıkmazsa bu geceyi de geçeriz. Bu denememizde. Hadi bakalım. Jolie geldi. Virüs de geldi. Şimdi ona havalandırma kapısını kapatacak vaktim yok. Virüsü bulmam lazım. Şurada. Heh. Orada birisini gördüm sanki. Tamam. Buradaki dostumuz gitmiş. Bunu hemen havalandırmaya kapatalım. Evet saat 5. Birisini gördüm sanki yine. Peki. Hadi bir 30 saniyecik daha dayansak olacak. Virüs neredesin? Tamam buldum. Şimdilik sıkıntı edilecek pek bir şey yok. Havalandırmaya bakmam lazım. Aynen hacı gelmiş. Tamam. Bir sıkıntı çıkmazsa son dakika olayları falan. Geçtik şu an. Aynen kesinlikle geçtik. 3, 2,
Bir bam. Ve ofisten yine çıktık. Hadi bakalım. Bu seferki görevimiz Hattie'yi tamir etmek. Hattie yanlış bilmiyorsam şu ofisin yanındaki fener tuttuğumuz şey vardı ya. Sağ tarafında, şu tarafta olması lazım. Şöyle git bakayım. Burası mutfak. Şuradan nereden gitsek? Şuradan gidelim. Mutfağın öbür tarafından. Evet tamam, çıkışa geldik. Burası kasiyer. Sol tarafta olması lazım Hattie. Aynen. Geldik. Şimdi. Evet. Boynunun sol tarafındaki yeri çek mi dedi, bir şey yap dedi ama animatronin içini açmak için. Kısaca bu sefer anladığım kadarıyla tamircilik oynayacağız ama hiçbir şey olmuyor. Vay vay vay. Harika. Şimdi animatronik devre dışı oldu mu dedi, ne dedi işte, artık içine istediğimiz gibi bakabiliriz dedi. Ne yapacağız oraya? Tamam. Evet. Sistem formatı başarılı diyor. Evet. Şu an animatronik kıyafetin içindesin diyor. Ha, bir dakika. Harbiden biz animatronik giysisinin içine girdik az önce. Yapamazsın diyor ve anlamadım ya. Ne oluyor arkada, bir sesler gelip duruyor. Ay aynen. Adam içinde sıkıştı. Her zaman olduğu gibi, her FNAF oyununda olduğu gibi. Ve tam başardık, biz onu yakaladık gibi bir şey dedi altyazıda. Ve Jollibee'yi bitirdik galiba. Yani hikaye modunu bitirdik. Olaylar son anda birden çok hızlı gelişti falan. Ne olduğunu bile anlamadım ama oyun cidden bayağı güzel. Evet. 4 tane son varmış. Ölüm sonunu başarmışız. Demek ki daha bambaşka şeyler de var. Peki. Peki o zaman. Evet. Her şey açılmış ve 5. gece falan var. Burada pek bir şey yok ya. Yine aynısı story modda. Bir de 6. gece var şimdi. Challenge'lar da sonra bakarız ve 2 tane yıldızımız var. Yani bu arada sanırsam böyle sonları yaptıkça yıldızlar artacak. Şimdi direkt ekstraya bir bakalım öncelikle. Evet. Bu karakter var. Tamam. Onu geçiyorum. Bizim hacı. Ya buna nasıl desem, ya çok güzel ya. Yani öyle diyeyim. Ya bu Twirly denen arkadaş az çektirmedi ama neyse. Bu Hattie en çirkin karakter oyundaki ve Jollibee reis. Yani animatronikler böyle. Şimdi jumpscare kısmından pek bir şey beklemiyorum ama bakalım yine de. Yani o kadar da şey değil. Etkileyici değil. Zaten ne bekleyebiliriz ki jumpscare'lardan. Evet, sahne arkasında da oyun yapımcısının uğraşını görüyoruz işte. Aslında adam cidden bayağı uğraşmış. Yani kredi kısmında yine aynı şey var. Evet. 5. geceyi bitirince çıkan sahne var. Ya burada pek bir şey yokmuş. Bir de challenge'lara bakalım. Burada şeyler var. Aynen, gece son görevleri var burada. Ve GameJolt'tan giriş yapabiliyoruz. Tamam, hemen bana bir izin verin. Hemen ben ismimi ve şifremi falan girip geliyorum. Şimdi ben giriş yaptım da nasıl diyeyim? Şimdi oyunda Endless Mod diye bir şey varmış galiba, yani sonsuz mod. Yani ne kadar dayanırsan o kadar şey.
işte Game Jolt'a yazılıyor skorun. Şimdi baktığımda mesela şu yumun odası bir dakika 40 saniyede bitiren varmış mesela en kısa sürede. Da şunu kendimiz de oynayalım. Bak şu anda skorum yok. Hadi bakalım. Tamam. Bunu videoda değmediğim için şimdi yapıyorum bir kere. Şimdi bunu bir dakika 40 saniye içinde yapan varmış. Da biz pek öyle yapabilecek gibi gözükmüyoruz. Tamam. Yani bakalım deneyeceğiz. Yani yok. Yemiyor, ben yapamam. Ben en kısa 3 dakikada falan yaparım. İyi, yapan bari. Bir kez daha deneyelim. Yani bu da birinci gecenin gece sonu göreviydi. Öyle söyleyeyim size. Yani böyle ışık tutup bunları çevirip çıkartıp yenileriyle değiştiriyorsunuz falan. Böyle bir şeydi. Evet, şimdi bir dakika oldu ve daha 5 tanesini anca çıkardık değil mi? Şu 5. de çıksın. Aynen. Bir dakika 40 saniyeden kısa sürede yapmamız mümkün değil yani. Birisi öyle kısa sürede yapmış ama nasıl yapmış hiç bilmiyorum. Hadi bakalım, bir dakika 40 saniye geçtik artık. Dünya rekorunu kıramayacağız bu şeyde. Challenge'da. Game Jolt rekoru değil daha doğrusu. Dünya rekoru ne alaka? Neyse. Hadi. Heh, bitti. 2 dakika 5 saniyede yaptık. Tamam. Hadi bakalım. Benim rekorum 125 saniye. Tamam. Yani bu bölümlük bu kadar yapalım. Şimdi bir de Game Jolt'a gidip ben kendi skoruma bakmak istiyorum. Evet, şimdi girdim. Bizim şeye, skor tablosuna bakalım. Biz şimdi 2.5 saniyede yaptık. Hadi be abi. İlk 50'ye girememişiz bir saniyeyle. Benim skorum 2.5, aynen. 2.5 yaptık. Yapabildik daha doğrusu. Yani işte böyle güzel yani, oyun yapımcısı şey de eklemiş, skor tablosu falan, bence gayet güzel. Mesela birisi Endless modda 12.7 saniye dayanmış, bence hiç fena değil. İyi dayanmış ya. Hiç aralıksız 2 gece oynamak gibi bir şey yani adamın yaptı. Neyse, tamam mı, diyeceklerim bu kadar. Yani bir sonraki bölüm challenge'ları, gece 6'yı falan, diğer sonları yapmaya çalışırız. Tamam mı? O zaman İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.